Sebepsiz uçtu hayaller gökyüzüne. Ben hala bıraktığın yerde nefes nefese. Hırçın dalgalarında kayboldu bak çocukluğum. Kendini bul, anla kal, uyan ve duy beni. Abimin eğlencesi buraya kadar gitmişti. İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sedaka ailesiyle beraber kaldı. Evin balkonundan düşerek ciddi şekilde yaralandı. Polisin araştırmalarında eşyaların arasında bulunan günlüğünde yazılanlar akıllara genç kızın karşılıksız bir aşk yaşadığını getirdi. Bu durum olayın intihar şüphesini güçlendirirken polis bazı isimlerin bilgisine başvurdu. Emin misin sen? He? Bunu Kanat'ın yaptığına? Kanat sorgulamaya geldi çünkü. İnanamıyorum. Yok. Aa, inanamıyorum. İnan. Çünkü gerçek Kanat bu. O kimseyi düşünmez, kimseyi umursamaz. Bana kalırsa bir cinayetten farkı yok bunun. Dün kurban o kızdı. Yarın Leyla olabilir. Yok, Leyla. Bak hekim, sana bunu anlattığımı Kanat'a söyleme, tamam mı? Beni de ateşe atma. Hiçbir şekilde bundan bahsetmek yok. Sana güvenebilir miyim? Hekim lütfen. Hekim bir şey söyle lütfen. Sana güvenebilir miyim? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Öyle konuşuyorduk. Hekim sen iyi misin? Kimyacı. Kazık bir dönem sonu projesini mail atmış da onu gösteriyordum. Ekim de şaşkınlığını yaşıyor. Tamam Ekim. Ben de ilk gördüğümde şaşırdım da bu kadar şaşırmaya gerek yok değil mi? Oh, oğulların akılları sıra. Bana tuzak kurdu. Neyin tuzağını kurdular Rıza? Güya öfkemi kontrol edemeyeceğim. Deşifre edeceğim kendimi arkadaşlarının önünde. O kızı onun için getirdiler buraya. Bana oyun kuruyor küçük salaklar. Nereden çıkarıyorsun bunları? Olur mu öyle şey? Çocuklar sadece ders çalışıyorlar.
Bekliyorum, gösterin bakalım. Neymiş bu hedef? Ben evde bakarım. Kim? Kim ki, bana onu söyler misin? Bırak kuzumu. Gel. Şuraya gel. Niye böyle davranıyorsun durup dururken? Aptallık bende. Senin ben farklı birisi olduğunu düşünmüştüm ama sen tam göründüğün gibiymişsin. Neymişim? Ne yapmışım? Açık açık söylesene. Her şey senin için eğlence parkı değil mi? Kimsenin ne hissettiği, ne düşündüğü umurunda değil. Nasıl olsa hiçbir şeyin bedelini ödemiyorsun. Ne diyorsun sen Ekim? Ne demek bu şimdi? Sen bir sakinleşsene. Gel şuraya bir oturalım. Gel. Konuşacak hiçbir şey yok. Sen her şeyi anlatana kadar bırakmayacağım. Neyi anlatacağım ya? Neyi konuşacağız? Yine inkar edeceksin her zaman gibi, yalan söyleyeceksin değil mi? Delirtme beni Ekim, anlat. Uzak dur benden, gelme peşimden. Uzak dur. Hayırdır kızım? Ne oldu? Benim eve gitmem gerekiyor. Annem aradı. Geç olmadan gideyim. İhtiyacı varmış bana. Yolcu edeyim ben seni. Gerek yok. Etsin. Yolcu etsin. Hadi. Hadi arkadaşını yolcu et. İyi günler. İyi günler. Ne olursun dur. Yalvarıyorum sana, ne olursun. Ne olsun bak. Dursana Ekim. Gelme peşimden. Hiçbir şey anlatmayacağım. Git defol. Senin böyle gitmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Evime geliyorsun, iki dakika sonra öfke patlamasıyla çıkıp gidiyorsun. Ne oldu? Aziz sana bir şey mi yaptı, bir şey mi söyledi? Uzak dur benden. Uzak dur bizden. Anne. Sonra çekil ölümden. Ne olursun bu sefer, bak yalvarırım bu sefer çocuklarım. Sonra? Ne olursun Allah aşkına, Allah aşkına. Ne olur. Bana yap. Ne yapacaksan bana yap, ne olursun. Bak, senin canını yakarım. Çekil şuradan. Ne olursun. Dokunma bana. Bırak. Gidemezsin, vallahi gidemezsin. Anne bacağın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bıçakla? Hadi bırak yapsın. Bırak hadi. Anne sen karışma. Benim çık şuradan. Benim için. Hadi gel. Anne karışma. Var, sende bir şey var. Bir şey yok, deli misin? Git hadi, sen de muhteşem ya. Sen birisiyle mi konuşuyorsun? Ha? Birisiyle konuşuyorsun sen. Hayır, bakayım. Sen bakacağım ya, ben. Saçmalama. Yaşadıklarını çok ağır biliyorum. Ama vazgeçme kendine vereceğin en büyük ceza olur. O maskeyi gördüm ben. Bir çocuğun dolabında. Bakayım kızım, söylesene. İki saattir lafı geveleyip duruyorsun az. Kanat. Yok, o değildir. O değildir, sen yanlış anlamışsındır. Leyla. Emre benim, Leyla'ya haber vermem lazım. Çantam? Çantam yok. Ay, kim nasıl unutursun çantanı? Aptalsın çünkü. Unutursun. Ay benim için. Benim için kanat, ne olursun. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Korsakasın sen ya. Zaten. Ben malımı bilmiyor muyum? Anne kırışma, çıktı. Ne olursun. Bak kanat olursa katrol olursun. Bak benim için. Ne olursun, yemin ediyorum öldürdüm kendimi. Gel. Anne sık dedim anne. Ne olursa seni katil görmek lazım. Ölürüm, yemin ediyorum. Yemin ediyorum yaparım bunu. Yemin ediyorum kanat, ne olursun annem için. Benim için ne olur. Ne olursun abi, senlerde çürü. Anneciğim ne olursun. Ne olursun. Benim için ne olursun. Şaş. Ne olursun. Zavallı.
Hayırdır kızım, ne oldu? Merhaba tekrar Rasi. Kusura bakmayın ama çantamı unuttum. Siz davet etmeyin, ben alayım. Yok yok, ben getiririm, merak etme sen. Zeliha, küçük hanım çantasını unutmuş. Hadi onu getir. Zeliha. Hadi küçük hanımı bekletmeyelim kapıda. Zeliha. Pardon. Hemen getireyim. Çanta. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Hazal'la nerede kaldı bu kız diyorduk, değil mi? Taksideyim, geliyorum anne. Bir Leyla'ya uğrayacağım gelmeden, olur mu? Aa, aranız düzeldi demek. Yok, pek sayılmaz. Hı. Tamam anneciğim, geç kalma, biz bekliyoruz. Sen Ekim'in yatağına uzan istersen. Yok Neşe abla, ben kanepede yatarım. Kızım olur mu öyle şey? Hem burası Ekim'in yeri. O böyle çocukluğundan beri televizyonun karşısında uyuklamayı çok sever. Siz böyle benden hiçbir açıklama istemeden beni evinize kabul ettiniz. Yani ailemden mi kaçtım, başım mı belada, hiç sorgulamadınız. Ama merak ediyorsunuzdur illaki. Merak etmiyorum. Ekim'in sana güvendiği çok belli. Hem zorda olmasan evini bırakıp gelmezdin. Kendini rahat hissettiğinde gelip anlatırsın, tamam? Şimdi Ekim'in odasına geç. Eşyalarını da dolabına yerleştirebilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? Neden geldin? Yine vicdanını temizlemek için mi? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Kanat'la mesajlaştığını ve konuştuğunu biliyorum.
İyi. Öğrenmişsin işte. Şimdi bir de bunun hesabını mı soracaksın bana? Hayır, hesap sormayacağım. Ama bilmen gereken şeyler var. Neymiş benim bilmem gereken şey? Sevgilimi nasıl elimden almaya çalıştığın mı? Ya da işte ya da onu nasıl zorla öptüğün mü? Ben bunu biliyorum zaten. Ben bunu gözümle gördüm. Kanat senin konuştuğun, senin yazıştığın gibi birisi değil. Sana kendisini anlattığı gibi biri değil, gerçek değil. Neden? Çünkü Kanat'ın Leyla ile ne işi olur? Çünkü Kanat'ın sakat bir kızla ne işi olur? Sen bunu demeye mi geldin buraya? Delirdin mi sen Leyla? Ha? Sen saçmaladın iyice ben. Ben sana böyle bir şey söyler miyim? Ben seni hiç tanıyamamışım demek ki kim? Ya kandırıyor seni diyorum. Sadece seninle konuşmuyormuş. Kıskanç. Kıskançsın kızım. Sen istediğini almak için her şeyi yaparsın. Bu yeni yalanın mı? Ya saçmalama. Bak sen benim geleceğimi elimden aldın. Ama sevgilime, beni şu anda bu hayata bağlayan tek şeyi asla elimden almana izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Her şeyi ben bir bir ortaya çıkaracağım. Sen o zaman göreceksin. Bak her şeyi sana tek tek göstereceğim ben. Bütün doğruları göstereceğim. Hiç boşuna uğraşma. Sana rağmen ben seni koruyacağım. Başladı gene. Ekim zırvalıkları. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Sen niye beni anlamıyorsun ya? Neden bana inanmıyorsun? Nerede bilekli? Çıkar mısın? Güya çok umurundayım ben senin. İşte ben bu yüzden inanmıyorum sana. Bak Leyla lütfen ya. Ekim aynı şeyi 50 defa konuştuk, çık dışarı ya. Peki. Çocuk kandırıyorsun sanki. Yarın okulda görüşürüz. Vallahi ne ara büyüdü bu çocuk böyle? Ben anlamadım. Daha dün şurada ağaçlara tırmanıyordu. Evet, neredeyse bir keresinde düşüyordu. Son anda tutmuştum hatta. Aklım çıkıyordu. Ne? Nasıl da korkmuştu ama. Şimdi ise hiçbir şeyden korkmuyor. Cesur, yürekli bir genç oldu çıktı şimdi. Bodrum'daki tekne turunu hatırlar mısın? Daha yüzme bile bilmiyordun. Sırtında yüzdürüyordum seni. Ya. Ya. Ama keşke sünnetimden başlasaydınız ya. Gecemiz uzun, öyle değil mi? Çok özür dilerim. Benim bunu açmam gerekiyor da. Siz lütfen sohbetinize devam edin, olur mu? Tabii, tabii. Tabii. Bedir Beyciğim. Hayatımı kurtardın Melisa, muhteşemsin ya. Çok da zor olmadı Ozan'cığım. Her hafta aynı gün, aynı saat, aynı yerde Bedir amcayla yemek yediğini biliyorum zaten. Sağ ol ya, gerçekten çok sağ ol. Ne kadar eğlenceli bir hayatım olduğunu hatırlattığın için. Şimdi söylediğim şeyden sonra daha da çok sevineceksin, hazır mısın? Neymiş o? Yani ben de bu kadar kolay olmasını beklemiyordum Ozan ama... yarın yeni oyuncağımız okula geliyor. Oh nihayet. Desene artık daha eğlenceli bir yere dönüşecek okul. Hem de nasıl. Neyse ben şimdi kapatayım. Zaten yarın okulda görüşürüz. Selam söyle, öpüyorum. Ekim hala her gece yatmadan içer. Sen de soğutma, iç istersen. Teşekkür ederim. Aa, yerleştirmemişsin eşyalarını dolaba. Yerleştiririm şimdi. Tamam, sen keyfine bak. Sağ olun. Thank you.
Ne bu hüzünlü hali? Odanı kaptığım için mi bozuldun? Kanıt'ı ne zamandır tanıyorsun Azal? Mevzu derinmiş. Eski arkadaşız. Babam iflas ettiğinde herkes sırtını dönerken Kanat durdu yanımda. Bir de sırrımı sakladı, kimseye söylemedi. Ne oldu? Kanat Leyla ile mesajlaşıyormuş. Hem de sevgili gibi. Ve daha fazlası... Sen Sedaka diye birini tanıyor musun? Seda Keser. Geçen yıl birlikte yaz okuluna gidiyorduk, gruptandı. Sonra tatsız bir olay yaşandı maalesef. Ne alaka? Tatsız bir olay dediğin... Kız Kanat yüzüne intihar etmiş olabilir mi? Ya Aziz bana öyle söyledi yani. Bana bir gazete haberi gösterdi. Yok, hayır, dedikoduydu onlar. Yani evet, Seda'nın Kanat'a ilkokuldan beri olan bir aşkı vardı ama çocukluk aşkıydı bu. Çocukçaydı yani. Asıl sıkıntı kızın ailesindeydi. Babası bayağı böyle psikopatın, manyağın tekiydi. Bu olayın üstünü kapatmak istediler. Bunun için de Kanat'ı kullanmaya çalıştılar ama altından bir şey çıkmadı. Niyeyse ben senin kadar emin olamıyorum Azal. Ben Kanat'ın Leyla'ya yazdığı mesajları gördüm. Ve ben çok korkuyorum Leyla'nın başına bir şey gelmesinden. Ekim. Ben de senin için korkmaya başladım. Neden? Leyla'nın başına gelen kaza. Olmasaydı yine de bu okula girer miydin? Girmezdim tabii. Ben oraya o suçluyu bulmak için girdim. Orada elini kolunu sallayarak gezen zorbalar, o yüzden tahammül ediyorum. Anladım onu. Hanayı gördüm ben. Yani eşyalarımı yerleştirecektim. Öyle gördüm. Yardım et bana. Ben sana söyledim Ekim. Ben taraf değilim. Peki, tamam. Ben gideyim en iyisi. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun tabii ki de. Otur şuraya, otur. Göndermem, yok öyle bir şey. Bak, birazcık daha konuşacağız. Hem ben daha kahve yapacağım ve biraz daha uykumuz kaçacak. Moruk, baktım kız astım mastım diyor. Tamam mı? Böyle yüzü kızardı, öksürüyor. Yemeği memeği ağzından çıkardı. Çok kötü, ölecek ha. Yapacak bir şey yok baba. Tuttum, yapıştırdım suniye yani. Gerçek mi lan? Vallahi. Sonra? Sonrası belli. İyi ki varsın Bekir. Sen olmasan ne yapardın? Az daha ölüyordum. Kahramanımsın. Tamam dedim kızım ya. Bir dur, sakin ol. Merak etme. İyisin. Öyle yani. Lan oğlum Bekir. Çok pistongaya geleceksin gibi hissediyorum ama değil misin? Sen canını sıkma, hiçbir şey olmaz. Merak etme kardeşim benim. Gel lan buraya. Sen de boğuluyorsun. Ben de sana yapayım suni. Oğlum! Oğlum! Tamam lan, öleceksin. Dur lan, tamam mı? Dur lan seslenin. Oğlum ciddiye alıyor bir de, hayret bir şey. Dur lan. Halil abi geliyor, toparla. Oğlum niye bağırıyorsunuz lan dükkanın önünde ha? Bak valla billah benim tepemi tas atıyor ha. Bu ne lan? Oğlum sen her gün çekirdek açarsan paket, bir tane de cips koyarsan yanına bu dükkan batar oğlum. Haberin olsun Bekir. Abi Allah aşkına ne oldu? Muhasebecinin yanından mı geldin, sakin değil misin? Sana ne oğlum? Sana ne? İstediğim yerden gelirim ha. Bana soru sorma. Vallahi gına geldi artık ha. Oğlum yürüyün lan, parkta konuşun. Bakkalın önünde konuşmayın, benim asabımı bozmayın ha. Yürüyün lan. Yürüyün başka yerde dedikodunuzu yapın. Benim cinlerim tepeme geliyor ha. Videoyu yayınlarım, haberin olsun. Sen bilirsin. İstediğini yapmakta özgürsün. Ama kardeşinin tabutuna sarılıp ağlamak istemiyorsan... bir kere daha düşün derim. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Beni kardeşimle tehdit ediyorsunuz ha? Şerefsiz herifler.
O çocuk, o çocuk benim anamın babamın yadigarı bana. Oğlum biz bir tane kağıt gibi böyle ezilmiş arabanın içinden çıktık lan beraber. Paramparça olmuş anamın babamın kucağından aldım lan ben kardeşimi. Azrail alamamış benden siz mi alacaksınız lan Süleyman Efendi? Abi hiçbiriniz bilmiyorsunuz Halil'in kim olduğunu. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ama herkes Halil'i tanıyacak. Herkes bir gün Halil'in kim olduğunu öğrenecek. Selçuk abi, hayırlı akşamlar abim. Rahatsızlık vermiyorum Nurum Hanım. Allah'a şükür abi, ben de iyiyim. Abi şey diyecektim ben, eğer yarın müsaitsen ben bir emniyete kadar geleyim diyecektim. Bir şeyler anlatacağım da sana, konuşuruz falan. Efendim abi? Tamam abi, olur. Sen neredesin? Ben oraya hemen zıplarım hop diye. Hani orada konuşuruz, olur abi. Olur abim. Sevgiler bizden, hürmetler abim. Kapat şu kapıyı. Yaptıkların hoşuna gitti mi? Alt tarafı bir gitar. Alırsın yenisini. Gitar değil, ben verdim. Annem. Yaptıkların hoşuna gitti mi? Gitmedi tabii ki. Neden gitsin ki? Ekim bu eve getirmek sana ne kazandırdı? Hiç. Ben de senin gibi kendime yakın tutmak istedim onu. Babama rağmen. Bir yabancının evimize gelmesine hoşlanmayacağını bile bile. Olay çıkaracağını bile bile. Asıl suç sende biliyor musun? Başka bir çare bırakmadın bana. Güya kızı gözünün önünde tutacaktın. Gittin ona aşık oldun. Saçma sapan konuşma, çık dışarı. Sakin abiciğim. Sakin, gidiyorum. Ha! Bu arada ben ne yapıyorsam seni korumak için yapıyorum. O yüzden bu anlamsız öfke nöbetlerine gerek yok. Beni koruyorsun ha? O maskeyi internetten alırken adını soyadını yazan aptal mı beni koruyor? Yalnız bir şey unutuyorsun. O kazada en az sen de benim kadar suçlusun. Ablacığım, yalnız. Yanında poşet eldiven var. Takı böyle mincik duruz ekmekleri. Haklısın, özür dilerim. Ay ayarsız orijinal. Dayamışsın acı biberi. Bu kadar fazlası zararlı yalnız. Yani midene yazık onun için diyorum. Bir şey olmaz bana. Hem acı severim ben. Genç tutar insanı. Afiyet olsun o zaman, ne diyeyim? Ekmek mi var sadece? Evet. İlk defa görüyorum seni buralarda. Doğrudur. Sen de şu zengin okulundansın ha? Evet, sakıncası mı var? Bana ne ya? Da. Mahallede ne işin var onu anlamadım. Ben satın aldım bütün mahalleyi. Zenginim ya. Böyle buraları yıktıracağım, komple park yaptıracağım. Allah Allah ya. Cinse bak. Kafa buluyor bende. Allah Allah. Vermiştim kıza anahtar ben.
Günaydın abla. Günaydın. Beni emlakçı Salih abi gönderdi de. Hayırdır sabah sabah? Abla, ev sahibi satılık ilanı asmamızı istedi de ondan geldi. Çocuğum önce bir arasaydın. Ablacığım seni Salih abi aramış kaç defa ama açmamışsınız. Yani o yüzden gelmek zorunda kaldım. Tamam. Bak biz bunu bugün yapmayalım, tamam mı? Ben şimdi pek müsait değilim. Kızıma da haber vermedim. Önce ona haber ver. Anne, Hazal ekmeği getirdi mi? Merhaba. Merhaba. Kim bu? Bu... emlakçı. Kızım... baban evi satıyor Ekim. Anne sen ciddi misin? Senin ne zaman haberin oldu bundan? Yani birkaç gün önce haberim oldu. Bana ne zaman söyleyecektin peki? Kızım söyleyecektim. Söyleyecektim ama bir uygun zamanı kolluyordum. Hani uygun zaman derken kapıya koyulduktan sonra mı? Asılacak galiba onlar. Evet ben hallederim ya. Ben hallederim. Şey... teşekkürler. Ablacığım ben... Sonunda bunu da yaptı bize. Ne yapıyorsun anneciğim? Ekim ne yapacaksın? Babanı mı arayacaksın? Evet arayacağım çünkü bana bunun hesabını verecek. Ekim bırak o telefonu. Anne durur musun bir? Bırak kendini iyice sinir edeceksin. Ya biz bugün ne kadar nasıl başımızın çaresine baktıysak yine başımızın çaresine bakacağız. Tamam peki ne yapacağız anne? Kiraya çıkacağız anneciğim. Ben bakıyorum birkaç gündür uygun ev. Kiraya çıkacağız öyle mi? Peki biz nasıl ödeyeceğiz o kirayı anne? Fiyatların haberin var mı senin kaç katına çıktı? Her şeyin bir çaresi bulunur. Bulacağız bir yolunu. Anne tamam ya, tamam tamam yapma sen de şöyle, tamam ne olursun yapma şöyle. Hallederiz tamam. Tamam ben işe gireceğim. Buluruz bana bir iş. Değil mi? Tabii, tabii ben de elimden geleni yaparım. Hadi kahvaltıya geçelim he. Hadi soğutmayalım. Güne güzel başlamak için en iyi yol. Yumurtalarımız da hazır. Ben çayları getiriyorum. Yumurtalar. Hanım hadi ben gidiyorum. Var mı akşama bir isteğin? Evet evet. Okul çıkışı Ayşe'ye söyle sana orasını ıspanak ver, ıspanak yapacağım. Evet tamam. Dün battık çünkü. Biraz kemerleri sıkacağız mecbur. Ya Hatice bak akşamdan beri aynı meseleyi ısıtıp ısıtıp önüme koydun ya. Tamam. Asabımı bozma ya. Ya yalan mı? Yani lüks restoranlar, adını bilmediğimiz yemekler bizim harcımız mı? Zor zamanlar için sakladığımız parayı harcadık. Yarın öbürsü gün başımıza bir şey gelse hastaneye neyle gideceğiz? Tamam bak kızın yanında da aynı konuyu açma. Hallederim ya. Tamam. Tamam tamam. Hadi ben gidiyorum. Çok geç kaldım. Kaldın kalkmak bilmiyorsun ki. Geç kalırsın tabii. Akşam babana uğra sana ıspanak verecek. Hı, tamam. Koşmadan git. Tamam. Neyse hadi ben de gittim hadi. Hadi hayırlı işler olsun. Anlat bakalım Halil. Ne oldu abi komiserim? Bir olay mı var? Çözmeye çalışıyoruz. Hayırdır Halil? Sabah sabah neymiş bu böyle merak edip sormak istediğin konu? Abi hemen ben mevzuya gireyim. Durum şöyle. Şimdi benim bir arkadaş var tamam mı? Ya senden iyi olmasın, iyi bir çocuk haliyle. Ya bir sıkıntılı bir olaya şahit olmuş. Ya özünde iyi bir çocuk, iyi kalpli. Tabii vicdanen de olayı ortaya çıkartmaya çalışıyor ama... Ama ne? Ya şöyle komiserim, olaya kendi adı karışsın istemiyor. Karşı taraftaki adamlar biraz tehlikeli adamlar olduğu için haliyle çocuk da korkuyor. O da bana geldi. Ya dedim, benim sadece bir Selçuk abi var tanıdık. İstersen kapısını çalarım. İşte ben de geldim yanına bir nasihat olsun. Belki bir akıl versin diye geldim yani açıkçası abi. Anlatabildim mi? Halil Bey, önce ben sana bir şey sorayım mı? Tabii abi, sor. Sen bu saati nasıl aldın aslanım? Kredi mi çektin? Yok abi ya, ne kredi? Gözünü seveyim. Saat için kredi çekilir mi ya Allah aşkına? Allah Allah. Saate bıçak mı? Aha bak. Ya yok mu bizim Senegalliler şeyde, bakkalın bu köşesinde duruyorlar? Onlardan aldım Halil. Aha hayır olsun diye. Ha. Yapma güzel kardeşim, yapma. Gerçekle sahteyi ayırt edebilecek kadar gözüm var çok şükür. Hı. Halil, senin bana anlatmak istediğin bir şey var mı?
Şey işte arkadaşımın acısı. Yeme beni oğlum. Bir şey var sende. Ne gibi abi? Kazadan sonra. Hı. Okulda ne oldu? Bilmem. Sen daha iyi bilirsin. Sen de o gece oradaydın. Sen de girdin baktın okula. Değil mi? Değil mi komiserim? Değil mi Selçuk abi? Bir dakika ya. Ne ima ediyorsun sen? Sen varken ima bize mi düşer? Gözünü seveyim. Senden sorulur ima. Hadi eyvallah. Ulan Halil oğlan, Halil başına bela aldın şimdi. Selçuk gider sahte madde takar, kapıyı kırarız vallahi. Oğlum, acil benim bir şey bulmam lazım. Saksıyı çalıştırman, acil bir şey bulmam lazım benim. Alo. Halil mi? Ne işi varmış Selçuk komiserin yanında? Ne konuştu? Bir gelişme olursa beni haberdar edin. Biz de bunun gerçeğini alacak paranız da ne kadar güzel mi bak. Kimler çıktı şimdi? Güzel oldun. Ya oldu mu sence? Normalde alışık değilim bu kadar makyaja ama böyle taşlar falan. Gel bakayım sen şöyle. Melisa'nın incileri bunlar. Sadece sen ve ben de olacak. Arkadaşlığımızın simgesi gibi düşün, tamam mı? Bakma bana öyle, çok güzel oldun Leyla. Yavrum, yumurta kırdım. Hadi sofraya. Öyle aç açına okula gidilmez. Yok, teşekkür ederim. Ben sabahları kahvaltı etmiyorum da. Ben de yapmayacağım babaanne, teşekkür ederim. Hadi o zaman. Gidelim, ilk günden okula geç kalmak istemezsin herhalde. Gitmeyin hemen. Size okunmuş pirinç getireceğim. Ben de arayayım o zaman. Alo. Biz hazırız. Arabaya getirebilirsiniz. Hadi gidelim. Dalalım. Tamam, çok teşekkür ederim Tibet Bey. Görüşürüz. Oldu bu iş. Artık birlikte çalışıyoruz. Çok güzel ya. Ya Hazal, kusura bakma. Sen ders anlatacaktın. Ben senin ders sahibi yaptım. Olsun, bir şey olmaz. Dayınlarda ne oldu? Sen anlat bakalım şimdi. Gerçekleri yüzüne vurup fırsatçı bir hırsız olduğunu söyleyince beni evden kovdun. Okul parası ne olacak şimdi? Ödemişti onu zaten. Yani güya ablasının ayrına. Ben sizin bütün mal varlığınıza el koydum, bari bir faydam dokunsun demiyor da. Of, neyse tamam, biz bunları düşünmüyoruz. Biz okulumuza odaklanıyoruz, geleceğimizi planlıyoruz, geleceğimize bakıyoruz ve o panadakileri unutuyoruz Hakim. Kimseye bir şey bahsetmeyeceksin ama söz ver. Bak ne o panoyu ne de konuştuklarımızı kimse bilmeyecek. Söz, kanka sözü. Hatta ev arkadaşı sözü. Teşekkür ederim Hakim. Rica ederim ama ben bunu seni korumak için yapmadım. Yani benim seni sürekli yanımda bulundurmam gerekiyor, koruyucu meleğim olarak. Hazal. Küs müyüz hele? Neden küs olalım Kanatcığım? Çocuk muyuz? Aa, gerçi sen çocukça şakalar yaptığın için tartışmıştık değil mi? Tamam. Ben soktuğuna göre sinirin geçmiş olmalı. Sana da günaydın kahraman kız. Hazal, gidelim mi? Derse geç kalacağız. Seninle konuşmam lazım Ekim. Yalnız. Olmaz. Ekim benle bugün. Lütfen Hazal.
İyi tamam, kantindeyim ben. Alo Melisa? Yaklaştınız mı? Tamam. O zaman biz burayı organize ediyoruz, olur mu? Tamam, süper. Tamam, hadi gelin. Melih, senin arabandan şu şeyleri kapsana gelsene, hadi. Geliyor değil mi? Geliyor. Çok az kaldı. Ne bakıyorsun, ne diyeceksen de? Dün bir anda çekip gittin. Bak Aziz, canın sıktıysa söyle lütfen. Canım sıkan Aziz değil. Kim peki? Bu kim ya? Bilmiyorum ama önemli biri galiba. Ya vallahi dedim, o kadar bizim çocuklara gerek yok uğraşmayın diye de getiriyorlar yani. Arkadaşlar, bir saniyenizi rica edeceğim. Buraya toplanabilir miyiz? Bugün okulumuz çok önemli birisine hoş geldin diyecek. Hazır mısınız? Aramıza hoş geldin Leyla. Daha başlangıç. Bu okulda çok eğleneceksin. Şimdiden çok eğleniyorum. Leyla, bize ne haber verdin? Bir sürpriz olsun istedim. Leyla, bu kadarını ben bile yapamazdım. Helal olsun vallahi. Neyse, biz soğuk bir şeyler içelim kafede. Sonra da okulu gezdiririm sana. Tamam arkadaşlar, dağılabilirsiniz. Yalnız benim önce bir Kanat'la konuşmam lazım. Kanat mı? Leyla. Biraz konuşabilir miyiz? Leyla. Yardım etmeyecek misin? Ben mi bir şey anlamadım bu işten? Kanat Kale'yi işten fethetmek için yanına gitmişti. Ha. O yüzdendir. Allah kahretsin. Nereden geldi bu kız şimdi bu okula? Kim anlattığından beri bu odanın hayalini kuruyordum hep. Dediği kadar varmış. Ne anlattı ki sana? Boş ver ne anlattığını. Önemli olan bizim sonunda karşı karşıya kalabilmemiz. Yani yalnız ikimizin. Ben senin için geldim buraya. Senin sayende de diyebilirim. Kararında etkili olabildiğime sevindim. Son mesajından sonra değişti her şey benim için. Ne mesajı? Çok mutlu oldum Kanat. Hayatımın en unutulmaz anıydı. Benim mesajım mı? Evet, sevgilim. Abi seninle bir konuşabilir miyim? Biz bir şey konuşuyorduk yalnız ve özel. Hemen. Hemen konuşmamız lazım.
Bekle. Hemen geleceğim. Ne oldu Aziz? Kardeşini korumak için bir şey daha yapmaya hazır mısın? Leyla ile mi alakalı yoksa? Bak bana bir mesajdan bahsetti. Aziz konuşsana. Aziz. Yine bir şey mi yaptın? Bak sakın. Sakın bana benim adıma onunla konuştuğunu söyleme. İyi halt ettin. O kızı da zehirledin değil mi? Şimdi gidip onunla konuşacağım. Senin oyunlarında bundan sonra alet olmayacağım. Bence söylemek istemezsin. Nedenmiş o? Eğer sen Leyla'ya gerçekleri anlatırsan... ben de babama kazayla ilgili her şeyi anlatırım. Her şeyi... hepimizi yakmaya hazırsın. Öyle mi Aziz? Gerekirse yakarım. Bu tamamen sana bağlı. Burası düşündüğümden daha darmış. Neyse. Sen olmasaydın ben buraya gelecek gücü asla kendimde bulamazdım. Seviyorum Kanat. Seni çok seviyorum. Melisa konusunda da sabırlı olacağım, söz veriyorum. Sen zaten zamanı geldiğinde doğru olanı yapacaksın. İkim için de. Bunu biliyorum. Ben hala inanamıyorum. Kuzum nasıl mutluydu ya? Gördünüz mü? Oğlum valla beni de ayağı ilk ayak basan insan gibi karşılasalar ben de gayet mutlu olurdum yani. Ekim ne oldu? Ne bu surat? Mutlu olmadın mı? Siz ne çabuk unuttunuz başımıza gelenleri? Bunları ilk önce tepelerine çıkartıp sonra indirirler. Bilmiyor musunuz? Ha bu arada... Leyla'cığımın yüzüne nasıl güller açtı? Gören de bizi kötü kalpli sanar. Abime bir şey anlatmayacaksın değil mi? Neden anlatmayacakmışım? Madem söylediğin kadar korkunç şeyler yaptı, susup oturup Leyla'ya aynı şeyleri yapmasını mı bekleyeyim ben? Eğer konuşursan onu daha çok tetiklersin. Kanat'ı tanımıyorsun. Karşısına çıkan engelleri aşmak için daha da hırçınlaşır. Amacına ulaşmak için daha da pisleşir. Umurumda değil. Gözümün önünde Leyla'yı kandırmasına izin mi vereyim? Ekim. Ekim bak güven bana lütfen. Ona iyilik yapacağım derken daha da kötülük yapmış olursun. Tamam. Olmadı ailenle konuşurum o zaman. Babana söylerim bir şey yapar. Sakın. Sakın bak. Bak Ekim abimi neler yapabileceğini ben bir tek sana gösterdim. Bunları bir tek sana anlattım Ekim. Geçen gün havuzda... Nasıl yani? Bu yaraları... Korkuyorum. O burkuda tanıdığım en kötü insandır.
Leyla'cığım. Süper, ders başlamadan buldum seni. Okulumuza hoş geldin demek istedim. Ben Bahar, okulun rehberlik öğretmeni. Merhaba, memnun oldum hocam. Hem sana merhaba demek, hem de konu ne olursa olsun, neye ihtiyacın olursa bana gelebilirsin demek istedim. Kapım sana her zaman açık. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Hadi bakalım, iyi dersler. Teşekkür ederim. İyi dersler. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar yardım etsenize Leyla'ya. Falan. Siz de öyle ne bön bön bakıyorsunuz? Arkadaşınızın masasını kursanıza. Kanat. Nereye gidiyorsun bakalım? Ders başlıyor. Şu anda burada olmak istemiyorum. Bence tam da olman gereken yerdesin. İçeride sizi bekleyen öğrencileriniz yok mu hocam? Evladım, sen de benim öğrencim değil misin ya? Hocam, nefes almaya ihtiyacım var. Yok, nefes falan değil. Belli ki senin konuşmaya ihtiyacın var. Ben de geliyorum. Hadi bakalım. Hadi gel, gidelim. Evladım, öfkelisin, gayet sinirlisin, anlıyorum da hız sınırının 70 olduğu yerden de 120 ile geçemezsin. Aferin oğlum sana. Madem öyle, hadi biraz ders işleyelim o zaman seninle. Şimdi bu öfkeli, sinirli olduğun zamanlar hız yapma isteği oluşuyor ya, işte o hız yapma isteği vücudun salgıladığı adrenalini yönlendirme mekanizmasıymış, biliyor muydun? Ne için yarayacak hocam bu bilgi? Yani dürtülerini kullanıp kalbini, beynini korumaya çalışırken bir bakarsın bir anda bütün hayatın tepe taklak olur, onu diyorum. Ben sizi en iyisi okula bırakayım. Benim yüzümden dersinizden de mahrum kalmayın. Yok yok, benim sabahki dersim boştu zaten. Sen bırak şimdi dersi okula. Biz seninle şimdi başka bir yere gideceğiz zaten. Nereye? Gidince görürsün. Şuradan sağdan bir dön bakayım.
Sen onların kusuruna bakma. Yeni gelenlere hep böyle uzaylıymış gibi bakıyorlar. Sandalyeyle ilgili değil yani. Değil tabii ki. Leyla, konuşmamız lazım. Bir müsaade edin, Leyla ile konuşacağım. Ne söyleyeceksen burada söyleyebilirsin. Melisa'dan sakındığım bir şey yok. Leyla, neden böyle yapıyorsun sen? Ben bir şey yapmıyorum. Okuluma geldim, hak ettiğim yere. Arkadaşlarımla oturuyorum. Sert. Afiyet olsun çocuklar. Ozan'cığım, seninle odamda biraz konuşalım mı? Geleneksel bahar şenlikleri. Ben gittim, nasibimi aldım. Çok iyi geliyor. Bence sen de git. Hadi. Dursana burada. Bu kim? Onun kim olduğunun senin için bir önemi yok. Ben arada geliyorum buraya. Dur oğlum. Hatırlamak için. Neyi? Pişmanlıklarımı, hatalarımı, bazen kaybettiğim vicdanımı. Her şey sana çok basit geliyor olabilir. O okulda birbirinize şakalaşmalarınız, yumruklaşmalarınız. İşte kontrol edemediğimiz öfkenin bedeli böyle bir şey de olabiliyor. Bu da senin öfkenin bedeli mi? Ben o öfkeye bir kere yenildim. Bir bedelini ödemediğim tek bir saniye bile yok. Senin için üzgünüm. Bittiyse gidebilir miyiz? Bak oğlum, sen bu değilsin. Okulda göstermeye çalıştığın o zorba çocuk olduğuna hiç inanmıyorum. Ama benim yaşadıklarımı yaşamanıza izin vermeyeceğim. Hadi bakalım, ders bitti. Gidiyoruz. Sık ağaçların sardığı ormanın ardında bir uçurum var. Aslında korkuyorum. Ama içimden bir şey beni bıktatıs gibi oraya çekiyor. Çabalıyorum. Arada kaldım. Ormana da geri dönemiyorum artık. Hiçbir yer güvenli değil. Şimdi şelaleyi gördüm. Rahatlıyorum. İyileştiriyor beni. Hocam, siz de denesenize. Çok iyi geliyor da. Gerçekten mi? Tamam. Evet, dinliyorum seni. Ne bilmek istiyorsun? Neler görüyorsunuz onu söyleyin bana. Garip. Ben de ağaçlıklı bir yerdeyim. Kocaman bir ağaç var karşımda, çok güzel. Bu benim ağacım herhalde, evet. Daha yeni filizleniyor dalları. Ama yanındaki ağaçların büyümesine izin vermiyor. Kırın o zaman etrafındakileri. Sizinki coşsun, büyüsün, tek başına kalsın sizinki. Olmaz, diğerlerinin canı yanar. Yanarsa yansın. Önemli olan sizinkinin ayakta kalması. Senin yaptığın da tam olarak bu değil mi Ozan? Ayakta kalabilmek için diğerlerinin canını yakmak. Konunun buraya geleceği belliydi.
Bence artık bitirebiliriz. Ozan. Ben sana henüz çıkabilirsin demedim. Otur lütfen. Bak ben seni dinledim. Şimdi de sen beni dinleyeceksin. Sakın benim zekamı hafife almayın hocam. Ne diyeceğinizi çok iyi biliyorum. Siz şimdi yok Dilekçe diyeceksiniz, yok Ziya Hoca diyeceksiniz. Emine'den o kıza zorbalık yaptınız diyeceksiniz. Peki bunların karşılığında sen ne diyeceksin? Bizim bütün yaptıklarımızın hepsi şakaydı. Güldük, eğlendik. Kimseye de bir zarar vermedik biz. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Siz daha öncesinde hiç dizi yazmayı düşünmüş müydünüz? Çünkü bence burada harcanıyorsunuz da. Gelmeni rica ediyoruz. Nereye? Gel Emine'ciğim. Gidince görürsün. Ya nereye götürüyorsunuz beni? Öğreneceksin birazdan. Tada! Emine? Hazır mısın? Az sonra sinemalarda. Emine in the Wonderland. Götürüm. Ya bırakın beni! Ya bırak! Ya ben seni attım! Ya ne yapacaksınız bana Ozan? Ya Ozan lütfen söyle bıraksınlar! Ya! Ya! Bırak! Gir şuraya. Hayır, girmeyeceğim dedim. Gir. Girmeyeceğim dedim, bırak. Bırak beni buradan. Ozan nefes alamıyorum. Ozan lütfen nefes alamıyorum. Ben burada duramam. Ozan. Ozan ben burada duramam. Nefes alamıyorum. Çıkarın beni buradan. Emine. Sakin ol biraz. Bunu bir ceza gibi değil, bir iyilik gibi düşün. Neler yaptın, nelere sebep oldun. Biraz burada kal, düşün. Belki akıllanırsın, olur mu? Ziya Hoca'nın dilekçesinden bahsetmeyecektim. Acıyacağım, lütfen. Ozan ne olur bırakma beni, Ozan lütfen, Ozan. Ozan lütfen yardım et, yardım et! Gelmiyor musun? Bugünlük bu kadar ders yetti bana. Peki. Görüşürüz. Leyla'cığım, nasıl geçiyor okuldaki ilk günün?
Seni merak eden takipçilerimle paylaşır mısın? Çok güzeldi her şey. Bunun için Melisa'ya teşekkürler. Melisa. Kazayı hatırladınız mı? Evet evet o kız. Artık bizim sınıf arkadaşımız. Tabii ki biz de ona sıcak davranacağız ve aramıza alacağız. Neyse ders başlıyor. See you guys. Kızlar. Like'lara bakın. Şaka yapıyorsun. Bakın. Artık sen de bizden birisin. Bahar şenlikleri nasıldı? Perfect. İyi bari. Keşke aynı sınıfta olsaydık seninle. Çok özlüyorum. Hayırdır Aziz? Ne oldu? Tatıyorsun. İşine bak. İnternetten kız falan düşürdün herhalde sen. Bir bakalım ya. Ver şu telefonumu. Bu kadar kızdığına göre bir durum var herhalde. Bir daha söylemeyeceğim. Ver dedim. Gönder, gönder. Gel. Sakin ol Aziz. Al. Ne oldu Aziz? Niye bu kadar sinirlendin? Oğlum çok istiyorsan gel al. Aziz. Duydun mu? Aziz yeter! Ne yapıyorsun? Aziz! Ne yapıyorsun? Sevgilim neredesin? Okulda yoksun. Evdeyim Melisa. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hasta mısın? Hayır. Kafa dinliyorum. Demek kafa dinliyorsun ha? Peki neden sertiz? Canı sıkacak bir şey mi yaptım Kanat Bey? Kafamı dinliyorum Melisa. Uğraşamam seninle. Tamam sevgilim sen rahat et. Ama bak sana ne diyeceğim. Bugün Aziz sınıfta canı boğuyordu haberin olsun. Kardeşim iyice kafayı yedi. Madem benimle uğraşmak istemiyorsun. Git biraz onunla uğraş. Hadi öptüm. Ne oldu? Yüzün düştü. Erkekler işte. Moralini bozacak bir şey mi söyledi? Önemli bir şey değil ya. Trip atıyor işte bana. Aslında benim atmam lazım ama o atıyor.
Arada böyle atışmalar olur, merak etme, ben onun gönlünü alırım. Gidelim. Kızınız için endişelendiğinizi biliyorum efendim. Ama bu adam başımıza daha büyük bir bela olmasın. Daha ne kadar büyük bela olacak? Yeter. Kiminle uğraştığını öğrensin. Bence biraz acele ediyoruz efendim. Sen dediğimi yap. Bir derse ihtiyacı var o bakkalın. Ne duruyorsun? Arasana. Harekete geçebilirsiniz. Yine mesaj geldi. Sen işine bak Melih. Kim bu? Herhangi biri. Önemli değil. Tanıyor muyuz? Ozan, ne bu gizem ya? Hani aramızda sır yoktu? Hep birlikte yapıyorduk. Merak ettim oğlum, söylesene kim bu kız? Emine mi yoksa? O şimdi var ya, kesin Ekim'in omzunda ağlayarak bizi şikayet ediyordu. Bana bakın. Siz çıkarttınız değil mi kızı dolaptan? Yok. Nasıl yok? Can. Oğlum ben sana söyledim ya, çıkar dedim. Ne zaman söyledin lan? Oğlum kantinde söyledim ya. Kesin lan sesinizi. Tabii size güvenen de kabahat. Hay ben sizin yapacağınız işe de size de. Çekil! Çekil lan! Hay az. Umarım kıza bir şey olmamıştır. Umarım kıza bir şey olmamıştır. Hadi be Kiram'a ya. 20 dakikadır geç kaldın. Evet, trafik vardı. Hayatım benim, trip atma, kelebeğim benim. Geliyorum, bekle biraz. Ha bak, döndüğüm gibi görsem şimdi seni, tamam mı? Bekir! Of! Bekir! İyiyim lan, iyiyim, Bekir, iyiyim. Bekir, iyi misin? Ya yavrum, iyiyim ya. Merak etme, sıkıntı yok. İyi misin, ya, iyi misin? Ya iyiyim, iyiyim. Tamam, rahat olun. Ambulans çağıralım. Arasın. Ya dayı, dur. Ne ambulansı? Saçmalama, dur be. Bir dur, saçmalama. Ambulans, iyiyim ben. Harbiden iyiyim ya. Sıkıntı yok, dur. Bekir, hastaneye götüreyim seni, kardeşim. Dur. Bekir, kan akıyor. Yok, yok, bir şey yok. Bu ne lan? Ceyda! Ceyda! Bekir! Aradın mı? Unuttu herhalde. Bak kitabı defteri de burada. Ah Emine, aklın nerede be kızım? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Koşun lan, koşun! Hayırdır, nedir bu telaşın, ne oldu? Hocam, Emine'yi gördünüz mü? Bütün okul dağıldı. Eşyaları sınıfta ama kendisi yok. E tamam, panik yapma ya. Buluruz, merak etme. Hadi gel, birlikte arayalım. Koşun lan, koşun! Emine! Emine, duyuyor musun? Emine! 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 Emine, orada mısın? Emine! Emine! Emine, duyuyor musun? Anahtar! Anahtar? Yok. Nasıl yok lan? Nasıl yok lan anahtar? Emine! Arabada mı düştü acaba? Dur, anahtarı ver, ben bakayım. Çabuk! Emine! Emine, orada mısın? Emine! 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 Emine!
Hayır ya, hayır ya! Hayır ya! Emine ne olur! Emine ne olur sesime! Hiç gelmedin oraya mı diyor? Görmedin mi? Görmedim vallahi. Allah'ım sen yardım et. Mustafa, bakmadığın bir yer kaldı mı bak, iyi düşün. Bodrum. Bodrum'a bakmadım. Emine! Emine! Çekil! Gel tut. Emine ne olur bir ses ver Emine. Emine. İyi misin? Mustafa Erdoğan. Bak lan şuna. Ölmüşüm baksana. Emine? Emine? Bilmiyorum. Gidelim buradan. Bırakalım, biri bulur. Bizim üstümüze kalmasın. Buldum! Ne olmuş lan? Ölmüş mü? Ozan ne yapacağız? Oğlum bir şey söylesenize. Bir şey olsaydı ailesi okulu arardı, merak etme sen. Eve gitmiştir o. Gitmemiş. Gitmemiş mi? Sen nereden biliyorsun gitmediğini? Yere götüreceğiz oğlum bu kızı. Kapat çeneni. Biri geliyor. Buraya. Emine! Emine kızım! Emine ne oldu yavrum ha? Kızım kalk bakayım Emine. Kızım iyi misin? Emine! Emine ses ver Emine. Kızım iyi misin? Ha? Emine! Baba! Kalk kızım kalk. Ha? İyi misin? Hadi. Kalk kalk kalk. Hadi. Duyuyor musun yavrum? Kalk. Kalk. Ne oldu sana? Ha? Sen... Geç şöyle geç. Ne oldu abi? İyi misin? Gel gel. Ha? Otur şöyle. Otur. Otur otur. 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 Emine yavrum. Emine. Emine. Emine yavrum. İyi misin ha? Ses ver. Emine kızım. Ha, iyi misin? Teşekkürler baba. Ha. Emine. Nasıl oldu yavrum bu? Ha? Mustafa dur, panik yapma Allah aşkına. Git Emine'nin eşyalarını getir. Ben burada bekliyorum seni. Tamam canım. Sağ olun canım. Emineciğim. Söyle bana. Kim yaptı bunu? Kimse bir şey yapmadı. Ben... Kendi kendime. Emine. Yavrum az önce orada ölüyordun. Durumun ciddiyetinin farkında değil misin sen? Bak susarak çözmeye çalıştın. Ne oldu olmadı. Hadi izin ver bir de benim yöntemimle deneyelim. Sana söz veriyorum. Sana bir daha asla zarar vermelerine izin vermeyeceğim. Tamam mı kızım? Ama artık bana anlat. Hadi. Hadi söyle. Kim yaptı? Korkma Emineciğim hadi. Bekir. Neredeyim lan ben? Hastanedeyiz, korkma, iyi misin? Sen kimsin ya? Ne demek sen kimsin? Bekir sen ciddi misin? Gerçekten hatırlamıyor musun? Bacım vallahi ben
Kendi adımın Bekir olduğunu bile az önce senden öğrendim. Acayip yorgunum, benim uyumam lazım. Hadi. Hadi hadi git, hadi hadi başım. Nasıl hadi. Ya? Hadi 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 hadi. Bekir. Ya Bekir, biz sevgiliydik, hatırlamıyor musun? Kim? Ya aşıktın sen bana. Senle ben sevgili miydik? Evet, hatırladın mı? Bacım, bacım vallahi kusura bakma. Ben en ufak bir şey hatırlamadım ya. Ama bilmiyorum yani, eğer ki beni bir küçük öpersen hatırlamama yardımcı olabilirsin herhalde. Bekir, sen salak mısın? Ya ödümü patlattın ya. Ne var ya, benim seni şu hayatta unutma ihtimalim var mı Ceyda? Ben var ya, kendimi unuturum, seni unutmam ha. Ödümü patlattın ya. Ama ben çok hastayım zaten. Ceyda, bir tane hasta manita öpücüğü alabilir miyim lütfen? Zekalı. Bir tane hasta manita öpücüğü, hemen ihtiyacım var. Yetiştim kardeşim, yetiştim. Ya kusura bakmayın hanımefendi, benim kardeşim bu hastaneye getirildi de. Serkan Hanım beyefendi, kardeşiniz kim? Bekir Kaplan. Bekir Kaplan'ın durumu şu anda iyi, müşahede altında tutuyoruz. Çok şükür, çok şükür, ama benim gözlerimle görmem lazım onu. Görebilir miyim lütfen? Acil serviste, şurada hemen. Sağ ol kardeş. Ben anlamam, bir daha skutura falan binmek yok. Binmeyeceğim aşkım. Emredersin ya, sen ne istersen onu yapacağım bundan sonra, söz. Kardeşim. Allah'ına kurban, ne oldu oğlum sana? Abi. Hayattasın, çok şükür oğlum. Hayattasın. Oğlum sana bunu kim yaptı söyle bana. O okuldakiler mi yaptı, o şerefsizler mi yaptı? Bana isim ver Bekir, bana isim ver. Söyle abi bana. Şey, Ceyda benim okuldan arkadaşım. Sınıf arkadaşım, tanışın onunla da isterseniz. Selamun aleyküm. Bacım, ben Halil, bunun abisi olurum. Memnun oldum. Kurban olurum sana be. Nasılsın delikanlı? Teşekkür ederim. Doktor hanım, ne zaman taburcu olacağım acaba? Onu soracaktım da ben size. Ya doktor hanımın öyle taburcu ne zaman olurum sorulmaz. Taburcu olup olmadığını o sana söyler, tamam mı? Hiç kafasında gedik medik bir şey var mı yani sağlığı yerine mi? Yok yok, merak etmeyin, gayet iyi. Serum bittikten sonra başka bir odaya alacağız. Bu gece müşahede altında kalacak. Allah razı olsun, çok sağ olun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kurban olurum oğlum, hayattasın ya. Ben başka hiçbir şey istemem. Abi vallahi öldüreceğim beni, dur ya. Oğlum benim elimden öl gerekirse, başkasının elinden ölme de. Hadi ama Hekim, yüzün gülsün biraz. Bak Tibet Bey'le de konuştuk, part-time işin hazır. Orası öyle de. Ne güzel işte, annene de yardımcı olacaksın. Hem daha güzel bir ev tutarsınız. Bak bazen değişiklik iyidir. İnan bana. Ben taşınmak istemiyorum galiba. Yani o yüzden böyleyim. Neden ki? Çok seviyorum çünkü ben evimizi. Ne bileyim. Ben bebekliğim orada geçti. Benim orada bir sürü anım var. Sanki oradan taşınırsam her şeyi orada bırakıp gidecekmişim gibi hissediyorum. Ya sen daha güzellerini yaşamayacağını nereden biliyorsun? Kazadan önce hayatım hiç böyle değildi. Leyla çok severdi evimizi. Hatta benden bile çok severdi. Leyla yeni evinizi de çok sevecek. Her şey düzelecek. Bilmiyorum Azap. Benim kafam çok karışık. Ekim. Senin için her şey üst üste geldi, biliyorum. Ama eğer Leyla ile aranızdaki bağ gerçekse, Melisa ne yaparsa yapsın onun kafasını karıştıramayacak. Eninde sonunda duracak, bitecek. Leyla'nın kafasını karıştıran tek kişi Melisa değil. Bunu biliyorsun değil mi? Kanat. Ekim, seni ilk uyaran benim. Çünkü onun neler yapabileceğini biliyorum. Ama bahsettiğim bunlardan biri değil. O kızın intiharıyla Kanat'ın bir alakası olduğuna inanmıyorum. Umarım dediğin gibidir. Peki biz seninle böyle dondurmalı falan bir kağıt elma partisi yapmayalım mı ya, yeni işini kutlamak için? Olur. Annem de çok sever. Süper o zaman. Uzak dur benden, gelme peşimden. Uzak dur. Gidemezsin vallahi, gidemezsin. Anne bacağın. Kanat sakın, sakın sakın sakın. Kanat dur. Ne yapacaksın? Sakın, ha? Kanat ne olur. Ne yapacaksın bıçakla? Hadi, hadi, hadi gel, 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 gel.
Eğer sen de Leyla'ya gerçekleri anlatırsan, ben de babama kazayla ilgili her şeyi anlatırım. Seni seviyorum Kanat. Seni çok seviyorum. Sen zaten zamanı geldiğinde doğru olanı yapacaksın. Ekim içinde. Ne var, ne istiyorsun? Ekim, konuşmak istemediğini biliyorum. Bu sefer sadece beni dinlemeni istiyorum. Tamam, konuşmana gerek yok. Sadece beni dinle. Bir gün dedemle bahçede oynuyordum. Bir şey için koşturuyorum. Daha 5-6 yaşındayım. Küçük çocuğum. Düştüm. Ne için koştuğumu hatırlamıyorum. Ama ilk kez gerçek acıyı hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Dizim kanıyordum. Dedem geldi, hemen kaldırdı beni. Annem de korktu tabii. Yarayı temizledi, ilgilendi benimle. Geçecek dediler. Zamanla iyileşeceksin. Bir süre sonra canın hiç yanmayacak dediler. Geçti de. Ama şimdi öyle değil Ekim. Yine canım yanıyor ama bu sefer hiç geçmiyor. Düşmedim de aslında. Bakıyorum. Hiçbir yerimde yaram da yok. Hiçbir yerim kanamıyor da. Ama canım çok yanıyor Ekim. Böyle nefes alamıyorum. Kalbim sıkışıyor. Geçmiyor. Söylüyor. Hayır. Ayşe. Şimdi bırak beni, sıktım diyorum sana, bırak. Aklında karşı koymasan her şey daha kolay olacak. Geçmiş olsun Bekir. Sedat amca, vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz ya. Oğlum gençsiniz, anladık, kanınız kaynıyor da. Azıcık daha dikkat edin ya. Ya he vallahi ya abla. Vallahi 30 sefer söyledim bunlara. Ama bunlar da genç ya şimdi. Fıkır 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 kaynıyor yani bunların kanları da yani. Değil mi? Ama bundan sonra yok. Adam gibi.
Güzel güzel eğleneceksin değil mi? Ha benim tontişim. Abi vallahi ben herkesin bu kadar üstüme düşeceğini bilsem çoktan kendimi bir yerden falan atardım. Öyle tövbe ya. Sen ne yaptın aldıklarımızı? Getirdim getirdim torbada. Taze meyve getirdim bol bol yesin. Bir de evde kemik suyuna çorba yaptım. Ondan da içecek tamam mı? Aa annemin çorbası meşhur mu? Ayşe ne yapıyorsun kız? Lan acıyor. Abi bir tane daha var bir tane daha. Sus. Ayşe öyle söylüyorsa öyledir. Vallahi Allah razı olsun anacığım senden ya. Sen olmasan yani kim yapar? Duydun değil mi? Duydum abi alırım. Alırım hemen. Tamam. Geçmiş olsun. Hocam çok teşekkürler geldiğiniz için. Hiç gerek yoktu aslında. Olur mu öyle şey? Okulumuzun öğrencisisin sen. Bizim için kıymetlisin. Sana bir şey olsun istemeyiz. Süleyman Bey'in de geçmiş olsun dilekleri var. İletmemi istedi. Eyvallah. Sağ olsun. Ziyaretin kısası makbuldür derler. Bir an önce iyileş, derslerinden geri kalma. Baş üstüne hocam, teşekkürler. Geçmiş olsun. Durun durun, ben de sizi kapıya kadar yolculayayım. Ne kadar iyi adam gördün mü bak. Bana bak. O Süleyman Efendi'mi dinledir ona söyle madem benim kardeşime el uzattınız. Şimdi kendi kızının canını düşünsün anladın mı? Ona aynen böyle söyle. Kimin uğraştığını bilmiyorsun Halil Bey. Lan. Lan dur git benim asabımı bozma. Benim asabımı bozmayın beni var ya attırma tepemi. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Hoş bulduk. Ah, Melisa'cığım, ne kadar güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş buldum. Sizin tarifinizi denedim Suna teyzeciğim. Denemişken de ikram etmemek olmazdı. Hem babam da yok, çok sıkıldım. Ah canım içi, eminim çok güzel olmuştum. Çok teşekkür ederim, güzel kızım benim. Zeliha'cığım bunu alır mısın? Gel biz içeri geçelim. Zeliha sen de kanata haber verir misin İnsin'cığım? Yok ben sürpriz yapsam. Hadi bakalım. Tamam. Ya Melisa ver şunu. Vermeyeceğim. Ver şunu. Vermeyeceğim. Geldi aladı. Hayır. Bırak şu oyunu. Bırakmayacağım. Sevgilim benimle ilgilenecek. Beni sonsuza kadar seveceğini söyle. Melisa, ne işin var senin burada? Telefonda konuşmadık mı? Sevgilim konuştuk da sürpriz yapmak istedim. Ben aptal değilim Kanat. Her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın Melisa? Benden kaçtığının farkındayım tabii ki de. Anlat ikimiz de rahatlayalım hadi. Madem her şeyin farkındasın, anlatacak bir şey yok. Denedik ve olmadı. Sevgilim,
Yeterince denedik mi sence? Bizi hiç özlemedin mi? Bu odada ne kadar çok anımız var, hatırlamıyor musun? Ben o zamanlara geri dönmek istiyorum. Eskide kaldı o günler Melisa. Kazadan sonra hiçbirimiz, hatta hiçbir şey aynı kalamaz. Kazayı bahane ediyorsun. Ekim yüzünden değil mi? Ya Ekim'le ne alakası var? Yine başlama Melisa. Tamam sevgilim, yükselme. Bak ben kızmıyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Bir şey söylemiyorum, hadi gel otur. Hem ben alışkınım senin etrafında hayranların olmasına. Seni ancak rüyalarında hayal edebilecek kızlar hep oldu. Olmaya da devam edecek. Zaten çoğu nerede durması gerektiğini bildi. Bilmeyenleri de ben öğreteceğim. Yani Ekim gibilerine. Yeter Melisa! Kendine bahaneler üretmeye bırak artık. Artık biz diye bir şey yok. Bitti. Olmayacak da. Lütfen. Bak lütfen bunu kabullen artık. Kabulleneyim ha? Bence sen kabullen artık. Ekim'e aşık oldun değil mi? Onun yüzünden benimle birlikte olmak istemiyorsun değil mi? Kanat bir şey söylesene. Kanat bir şey söylesene. Niye susuyorsun? Bir şey söyle ne olur. Bir şey söyle. Niye susuyorsun? Bence kendi cevabını kendim verdim. Melisa'cığım. Aa ne oldu? Aa. Hazır mısın? Hazır. Artık telefon numaralarımızı birbirimize vermenin zamanı gelmedi mi? Artık telefon numaralarımızı birbirimize vermenin zamanı gelmedi mi? Bence de geldi. Abimin numarasını yollayayım. Kim
bilir. Belki sana da aşık olur. Ekim, gülecek misin artık? Ya sabahtan beri sirk maymununa döndüm. Ne yapayım Hazal, elimde mi? Kafamda bir sürü soru var. Uf, neyse tamam. Tamam, o soruları sonra cevaplarız. Biz şu an kutlama yapıyoruz. Kutlama? Ne kutlamasıymış bu? Hani ben iş buldum. Part time. Maaşı da fena değil. Olmaz Ekim. İzin veremem anneciğim. E sabah konuştuk ya anne. Konuştuk da ben ciddi olduğunu düşünmedim ki. Hem ders hem iş bir arada gidemez. Ağır gelir sana. Anne, herkes için hayat çok zor. Yani senin için de, Hazal için de. Ve herkes mücadele ediyor anne. Ben de edeceğim. Neşe abla benle birlikte çalışacak zaten. Çalışma saatleri nasıl? Part time. Okul aksatmayacağım derslerden sonra. Söz mü? Söz anne. Tamam, olur. Ama bak, dersleri aksatırsan çıkarsın o işten, tamam mı? Tamam, çıkarım. Alo, dur. Dondurma zamanı. Hem de senin en sevdiğinden limonlu, bir de böğürtlenli. Anneciğim, sen daha çok küçüksün, çalışma. Ama anne tamam, konuştuk ya az önce. Tamam, mutluluk zamanı. Hadi erimeden kutlamaya başlayalım o zaman. Ben başlıyorum o zaman, limonlu. Bu akşam için teşekkür ederim. Rica ederim. Ama biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yarın okulda bunlar hiç yaşanmamış gibi davranacağım. Aferin. Ben de en çok senin bu sessizliğinden hoşlanıyorum zaten. Anneni teşekkür etmeyi unutma. Olur mu? Tabii. İyi akşamlar Melisa'cığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim telefonlarımı bu yüzden açmadın demek. Ders çalışıyorduk. Nazlı. Yardıma ihtiyacı olan herkes Ozan'a gelir. Senin niye canın sıkkın? Aa, dur. Dur, tahmin edeyim. Kanat. Neyse. Hadi içeri geç de konuşalım. Hocam, siz biraz gergin misiniz acaba? Yani sakin olun, panik yapmayın ya. Gergin mi? Nereden çıkardınız gergin olduğumu? Yani ne bileyim, sanki böyle gerildiğinizde biraz elinizle kolunuzla oynuyorsunuz gibi. Oo, bayağı dikkatliymişsiniz. Ya evet, gergin olduğumda böyle saçmalıyorum ellerimle falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz artık şu sizli bizli konuşmayı bıraksak mı? Ne diyorsun? Tamam, tabii ki Selim hocam. Selim. Tamam, Selim. Afiş kaldı. Onu da yapalım, evet. Köşelerde patlarsa. Tamam. Evladım, dur. Baban ne ya? Takamadın. Evladım, gözüm görüyor mu benim onu? Neyse, ben okula taktırırım bunu. İyi. Baba, saçım nasıl olmuş? Güzel.
Güzel. Bakalım burada. Güzel. Evet. Evladım çok yakıştı, çok güzel oldu. Niye öyle gözlerini açıp açıp bakıyorsun bana? Çok güzel oldu. Melisa gecikti. Unuttu mu dersin? Laf mı bu unutsun ya? Abi, iyi mi değil mi? Nereden öğreneceğiz? Ya oğlum bir şey olmamıştır. Tamam ben de başta biraz panik yaptım ama... oğlum bir şey olsa duyardık. Sakin ol. Ben senin kadar gevşek olamıyorum, kusura bakma. Tamam bir sakin olun, kenarınızı kapatın. Tüm okul öğrensin mi istiyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz siz? Hangi kızmış o? Bir şey yok canım ya. Biz Feriha'yı merak ettik de onu konuşalım. Günaydın. Günaydın. Feriha mı? O kim? Hoş geldin. Önemli biri değil. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Aa, bu sınıfın hali ne? Ben de anlamadım ama anlaşılır birazdan. Tahtaya baksanıza. Sınıfa yeni bir soluk gelmiş. Ha, bir bu eksikti. Siz ne alt yediniz yine? Selam arkadaşlar. Hocam, pardon ama yargılanıyor muyuz? Ne oluyor? Bir nevi öyle. Şimdi bugün sizle değişik bir şey yapacağız. Dersimizi bir oyun üzerinden işleyeceğiz. Dersimizin konusu zorbalık, gördünüz. Biz şu anda bir zorbalık mahkemesindeyiz. Yani zorbalığın konu olduğu bir canlandırma yapacağız. Bunun için zorbaları oynayacak 3 tane oyuncuya ihtiyacım var. Kimler oynamak ister? Hı? Yok mu aday? İyi, o zaman ben seçiyorum. Melih, sen oynar mısın? Şimdi. Anlamadım. Oynarım hocam. Gel. Can, ikinci zorbayı oynar mısın? Ozan, gel. 3. zorba sen olacaksın. Sırf merakımdan kabul ediyorum hocam. Yoksa menajerim asla izin vermez böyle şeylere. Ama bir oyuncu her rolü oynamalıdır, öyle değil mi? Evet. Şimdi de mağduru oynayacak bir arkadaş lazım. Kim oynar? Kaydırak da yapamadığı sükseyi oyunculukta yakalamaya çalışıyor. Gel Emine'ciğim şöyle. Şimdi de mağduru savunacak bir avukat lazım. Hocam zaten Emine'nin bir avukatı var. Ekim. Hadi gel Ekim. Aa hocam hiç adil değilsiniz ama. Ben de bir avukat bekliyorum. Aa doğru söylüyorsun. Tabii hakkındır. Hadi o zaman sen seç avukatını. Melisacığım, beni canla başla savunacağına adım gibi eminim. Tabii ki. Peki senaryo nedir? Tam olarak ne yapıyoruz yani? Senaryo yok. Doğaçlama yapıyoruz. Zaten gerek de yok. Çünkü herkes en iyi bildiği şeyi yapacak. Sen bir zorbasın. Sizler de karar verenler olarak adil olacaksınız. Anlaştık mı? Uf, Ceyda. Güzelim, başım çok ağrıyor ya. Aşırı canım acıyor biliyor musun? Beni kanatlarının altına alsan da acaba birazcık yaralarıma merhem mi olsan? İyi hadi bakalım yat. Ama sakın uykuya dalıp horlama. Benim de sayende az da olsa birkaç kriterim kaldı sevgilim de aradığım. Ceyda, Allah aşkına hangi kriterin kaldı sayar mısın bana? Bekir galiba hiçbir kriterim kalmadı biliyor musun? Yani var ya, sen tam bir kriter katilsin. Krizantemim benim, bir tanem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, gerçek aşk kriter falan dinlemez biliyor musun?
Doğru. Astım krizi, acılı kebap, acil servis gibi şeyler görür. Değil mi? Yani mesela evet olabilir. Oh, Ceyda! Pardon, iyi misin? Ah, Ceyda ne yapıyorsun özür ya? Özür dilerim. Çok canım acıdı. Özür dilerim. Of, tamam. Öp bir tane geçer belki Ceyda. Kim? Hadi bak çok acıyor. Lütfen bir tane öp geçsin hemen hadi. Evet Emineciğim. Varsayalım bir zorbalığa maruz kaldın. Anlatır mısın bize? Neler hissettirdi bu sana? Çaresiz hissettim hocam. Çok utandım. Kimseye anlatmadın mı peki? Hayır anlatmadım. Çünkü korktum. Niye? Tekrar yaparlar diye. Peki. Şimdi sana dönelim. Neden yaptın? Ben bir şey yapmadım, suçsuzum. Tamam oğlum, oyun oynuyoruz zaten. Zorba olduğunu düşün yani. Bence zorba arkadaş şaka yapıyordu. Amacı kötü değildi, sadece eğlenmek istedi. Böyle şaka mı olur? İnsanların canını yakarak eğlenemezsin. İtiraz ediyorum. Birisinin espri anlayışının olmaması müvekkilimin suçu değildir. Espri gülmek için sözlü yapılan bir eylemdir. Fiziksel ve psikolojik işkence espri değildir. Emine Hanım da hayatı bu kadar ciddiye alıp dramatize etmese... bu üç kişiyle birlikte gayet güzelce eğlenebilir. Hatta siz bile avukat hanım. Ben sizler gibi aşağılayıp eğleneceğime, hatta insanların canına kastedeceğime somurturum daha iyi. Sessiz olun. Mahkemede olduğumuzu unutmayın. Süleyman Bey. Kusura bakmayın efendim. Dün akşamdan beri size ulaşmaya çalışıyorum. Önemli bir mesele var. Ne oldu? Bekir'e yaptıklarımızdan sonra Halil'in gözü döndü. Melisa'ya bir kötülük yapacağım diye sürekli tehditler savurup duruyor. Kızımı tehdit mi etti? Sen ne yaptın peki? Kedi gibi kuyruğunu kıstırıp kaçtın mı? Üç kuruşluk adama veremedin mi cevabını? Ne yapabilirdim Süleyman Bey? Gözü dönmüş adamın. Yakama yapıştı. Kovuldum. Ben etrafımda pısırık adam istemiyorum. Şimdi yıkıl karşımdan. Yapmayın Süleyman Bey. Bu okul benim her şeyim. Her köşesinde emeğim var. Gördük emeğini. Faydandan çok zararım var be. Ben hata kaldırmam Fikret. Sana fazlasıyla müsamaha gösterdim. Şimdi topla eşyalarını defol git. Olan biten her şeyin cezasını bana kesemezsiniz Süleyman Bey. Sizin pisliğe bulaştırdınız, suça buladığınız her şeyi sizin adınıza ben temizledim. Bu muameleyi hak etmiyorum. Neyi hak etmiyorsun lan? Ha? Neyi hak etmiyorsun? Her şey senin yetersizliğin yüzünden sardı. Ayrıca o kirli dediğin işlerin hepsinde seni de parmağınla. Şimdi karşıma geçmiş namuslu eğitimci tavırlarıyla bana hakem kesiyorsun. Defol git buradan. Ne duruyorsun? Yıkıl! Müvekkilime yapılanlar ortada. Kendisi düpedüz bu üç şahıs tarafından zorbalığa uğradı. Hem de defalarca. Hayır, suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca neye göre zorbalık, öyle değil mi? Ben de kabul etmiyorum. Ben de. Şş, oturun yerinize bakayım. Sizler değil, arkadaşlarınız karar verecek. Hadi oturun. Arkadaşlar, siz bu üç zorbanın masum bir insanı dolaba kilitleyip ona zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Soru bu. Evet diyenler.
Arkadaşlar, karar vermeden önce unutmayın ki sessiz kalmak suça pasif ortaklık etmek demektir. Eğer siz ses çıkartmaz, tepki koymazsanız zorbaları sadece cesaretlendirirsiniz. Ayrıca unutmayın, bir gün içinizden biri de bu zorbalığın kurbanı olabilir. Lütfen karar verirken bunu da değerlendirin. Evet, duydunuz Bahar hocanızı. Tekrar soruyorum. Evet diyenler. Oy çokluğuyla suçlu bulunmuşlardır. Şimdi zorbalık suçu işlediği kesinleşmiş olan bu üç arkadaş için karar verme zamanı. Hocam hadi kesin cezamızı da gidelim biz de. Yarın sabah hepinizi dersten bir saat önce aşağıda bahçede bekliyorum. Hadi dağılın. Resmen bizimle şov yaptı. Onun şovu bize değil. Baksana nasıl gülüyor Bahar Hoca'ya. Belli belli bunlar olmuşlar. Tencere kapak. Biraz daha benimle uğraşırsa bunları birbirine öyle bir çarpacağım ki... çıkacak ses tüm okulda yankılanacak. Efendim Kanat? Alo. Ekim. Okulun yanındaki parktayım. Buraya gelsene. Okuldayım, gelemem. Öğle arasında değil miyiz? Kaçabilirsin bence. Neden gelmedin okula? Artık o okula gelmeyeceğim. Bir daha beni hiç görmeyeceksin. Ama sana söylemek istediğim son bir şey var. Ben sana aşık oldum. İnanmıyorum sana. Peki yine saçma sapan yalanlarından biri bu. Ben de salak gibi geldim burada seni dinliyorum. Peki. Gözlerimi boş ver.
Olmaz. Ya yapamam. İmkansız bu. Aziz. Sizinle konuşabilir miyim? Tabii ki, gel lütfen. Aziz, bir şey mi oldu? Hocam, sınıfta sessiz kalmayın demiştiniz ya. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Tabii ki. Aziz, bunu kim yaptı sana? Bahar Hoca arıyor. Kadın şimdi beni neden arıyor ya? Efendim Bahar Hanım? Alo. Merhabalar Rıza Bey. Bahar öğretmen ben, Gerçek Koleji'nden. Evet, nasılsınız? Kusura bakmayın. Nefes nefeseyim. Koşuyorum da. Problem değil. Yarın okula gelmeniz mümkün mü acaba? Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ne var, sorun mu var? Yüz yüze konuşursak daha iyi olur. Yarın zor, yarın bir toplantıya gitmem lazım. Telefonda konuşsak? Çocuklarla ilgili bir problem mi? Alo. Kanat. Azize şiddet uyguluyor olabilir mi? Nasıl? Nasıl? Yok, olacak şey değil. O... Nasıl ya? Rıza Bey. Aziz'in sırtındaki darp izlerini gördüm. Bana kendisi gösterdi. Oğlum, kardeşin kendini odaya kilitledi. Neden? Derdi neymiş yine? Ay bilmiyorum. Bana da söylemiyor. Yalvarıyorum, ne olursun kapısını aç. Yani baban gelmeden çıkar onu dışarı, olur mu oğlum? Aziz. Aziz. Ne oluyor? Niye kilitledin kapıyı? Aziz. Aziz. Bak, babam gelecek, yine kıyamet kopacak. Açsana kapıyı. Bir sorunun varsa söyle, çözeyim. Hadi. Aziz, aç. Aziz, aç. Aç kapıyı, babam geldi, hadi. Nerede bu Aziz? Ha? Nerede olacak? Odasındadır, değil mi?
çekin şunu. Yok, yürü buradan. Aziz, aç kapıyı, kırdırma bana kapıyı. Aziz. Baba, ne oluyor? Niye bu kadar sinirlisin? Çıksın, eşek gibi kendi anlatsın. Aç kapıyı, aç! Anne, sen in aşağıya, bahçeye çık. Aziz, çık dışarı, çık dışarı, aç kapıyı! Kıracağım kapıyı, kıracağım! Aç! Aç kapıyı, Aziz! Aç kapıyı, Aziz! Kıracağım kapıyı, aç! Sen bana küçücük aklınla oyun mu oynuyorsun ha? Artık bana dokunamayacaksın baba. Halimizin sırrını anlattım. Dokunamayacağım öyle mi? Baba yeter, bırak, bırak. Lütfen yeter, baba bırak. Yaptığını bilmiyorsun bu herifi. Ya, bırak, artık. Bırak, bırak hakkından geleyim. Yeter artık, yeter. Sen dokunamayacaksın. Sen duydun mu? Dokunamayacağım öyle mi? Dokunamayacaksın. Hadi görüşeceğiz. Dokunamayacağım öyle mi? Dokunamayacaksın. Hadi görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Sen bırakma. Küçücük aklınla bana oyun oynayacaksın öyle mi? Dokunamayacaksın. Dokunamayacaksın. Beni bırak, bırak. Baba yapma, yapma! Bitti babam. Her şey bitti. Sahip gibi as.
topraksız çiçek yüreğimde.